içinde olduğu gibi bütün dünyada da insanlar sosyal, politik, ekonomik sebeplerle yer değiştiriyor ve doğup büyüdükleri yerlerden uzaklarda hayatlarını sürdürüyorlar. Bu değişimin sonucu olarak farklı din, dil, ırk ve geleneksel yapıda olan insanların gerçekleştirdiği evliliklerin sayısı da artıyor. Yabancı kültürden bir erkekle evlilik kararı alıp ülke değiştirmiş kadınlar bu kararları alırken neleri göz önünde bulundurur? Bu evliliklerin başarısının altında yatan sır ne? Tarek was different. Like he opened doors. I got into a car accident. I was burned really bad on my face and everything. And he came to pick me up. I was all burned. Everything burned. And he touched me. He said, "You're so beautiful." That's how I knew this is the man I'm going to be with. Ooh, I'm crying. Chris eğer o topu tutarsa, ben o topu alırsam ben hayatım boyunca Chris'ten ayrılmayacağım falan dedim böyle. Top geldi, Chris topu yakaladı, topu bana verdi. Dedim evet, biz herhalde evleneceğiz. Amerika'ya giderken Türkiye'deki tanıdık düzeninizi geride bıraktınız. Dilinizi, kariyerinizi, geleneklerinizi, sevdiğiniz yemekleri aldınız başınızı geldiniz. Babama ben Amerika'ya gideceğim dedim. Babam gerek yok kızım, ne gerek var, her şey var burada, niye gidiyorsun dedi. Hiç unutmuyorum, ben havaalanına gittim babamı bırakmaya ve şimdi bile hala kendimi o kadar iyi hissetmiyorum. Babamı bıraktım ve ben taksiyle geri dönerken içimden dedim yani bu herhalde artık böyle olacak. Ondan orada ben burada. Türkiye'ye gelirken bir karar verdiniz belki. Benim için en uygunu bu. Benim dilim burada kıymetli. Yaşamak için de hiç fena görünmüyor dediniz. Denemek kanınızda vardı. Ya da bir Türk gördünüz, diğerlerinden farklı. Nasıl sıcak, nasıl özenli seviyor sizi. Hayran kaldınız özgüvenine. Onunla bir hayatı paylaşmaya değer buldunuz. Silantroyu kendiniz yetiştirip, bacon'ı da pahalı da bulsanız alıp özleminizi giderdiniz. Zordu elbette. Kararlı olmak gerekliydi. Buradan Amerika'ya giderken İlk gidişimde yani o uçaktayken ki düşüncelerim veya buradaki bütün ilişkiliklerimi kesip de işte bütün belgelerini tamamlayıp giderken aklımda olan tek şey Chris'ti. Aşk, heyecan, mutluluk, gerçek aşkla beraber olmak, sonsuza kadar mutlu olmak. Ama o yani kavak yerlerinin arkasında ya bir dakika başka bir ülkeye gidiyorsun sen, ülkeni bırakıyorsun, Amerika'da yaşayacaksın, nasıl bir yer, hani bir sürü hikaye duyuyorsun, bunların hiçbiri yoktu. Kültürün, her şeyin ne demek olduğunu orada karşılaşıyorsun. Aslında gerçekten her yürüdüğün sokakta, her adımında aslında hayatını inşa ettiğini, her adımınla, her bakışınla hayatını inşa ettiğini ve başka bir ülkeye giderken o inşa ettiğin şeyin aslında yarısından fazlasını geride bıraktığını, sadece bir karakterinle çırılçıplak oraya gittiğini fark edemiyorsun. Ama gittim. Şanslıydım. Hani her şeyi bırakıp gittiğim adam buna değecek bir adamdı. Irklar arası evlilik, iki farklı ırktan insanın evlenmesine verilen addır. İngilizce'de interracial marriage olarak adlandırılıyor. Konumuz olan kültürler arası evliliklerse intercultural marriage olarak biliniyor. Yakın geçmişte Amerika'da yasak olan ırklar arası evlilikler 1967'den sonra yapılan mahkemeyle yasal hale getirilmiş. 2010'da ise rekor düzeyde evlilik yaşanmış ve evli çiftlerin %43'ü başka milliyetten kimselerle evlenmek istemişler. Göçmen avukatı Ayhan Öğmen'in söylediğine göre Amerikalılar arasında boşanma oranı %57 iken bu oran yabancılarla yaptıkları evliliklerde %20'ye kadar düşüyor. Evliliğini bir Türk erkekle yapmış Amerikalı kadınların
ve Amerikalı bir erkekle evli Türk kadınların anlattıklarından yola çıkarak kültürel farklılıkları gözler önüne sermek istedik. Farklı kültür evlilikleri, sürdürülebilirlik açısından gelenek, görenek, din ve öğretileri, alışkanlık, bilgi ve davranışları, kendini ifade etme aracı olan dilin bile yetersiz olduğu büyük zorluklar içeriyor. I did not visit Turkey before I came. If I would have visited Turkey before I came, I probably would not have moved here. Just the fact alone that there's no mix. I didn't know that there wouldn't be a mixed population here. There's no Indians, there's no hardly any Chinese, hardly any blacks. I understand they have a lot of pride because they really are, you really are a Turk. Like, there is nothing but Turks around you. So I'm not used to this. I'm used to a mix of people, you know? So I just moved straight here in 2006. Upon coming to Istanbul, Turkey, I was in culture shock. It was very different for me. The traffic, the heat, it was summertime. And I came to Istanbul, Turkey in a little skirt, straight from California, little high heels, little tank top. And I moved to Umraniye. It was not fun. I was over it. I was stressed. I was depressed for a long time. Like, my husband said, you know, baby, we're just going to live here a little while. The house is fabulous. Don't get me wrong. We had a beautiful home and everything. Just going outside of the house, going to the local corner store, local market, people stopping, people running into walls, cars stopping, people hanging out the cars. Like, I could not understand what was so different and unique about me until I realized, you know, I'm black. They've never seen black people before, from what I hear. It was horrible. So it was very difficult coming here. Hani vatandaş olarak farklı bir ülkeden, kültürden insanla evlenmek başka. Bir de ten olarak siyahi bir insanla evlenmek çok daha farklı. Bu Afrikalı olabilir, Amerikalı olabilir, Kanadalı olabilir, hiç fark etmez. Siyahi bir insanla evli olmak çok daha farklı bir duygu, çok daha zor bir duygu. Çünkü bizim ülkemizde discrimination yok diyoruz ama var. Maalesef var. Bunu çok gözlerimle gördüm. İstanbul'un içerisinde gördüm. Hani yabancı, beyaz tenli insanlar belki blendin olabiliyor, karışabiliyor insan, Türk insanının içine ama eşim karışamıyor. Her gittiğimiz yerde hoşnut bakışlar görüyoruz ama hoşnut olmayan bakışlar da çok görüyoruz. Her insana saygıyla yaklaşmamız lazım. Yurt dışında yabancı, gavur dediğimiz insanlar bize tanımasa bile geçerken, kafasına selam verirken, biz burada birine Allah'ın selamına ulaştırmamızdan, selamün aleyküm dediğimizde kimsenin umrunda olmuyor, kimse selam bile vermiyor, tanımamazlıktan geliyor. Nasıl bir hoşgörü bu, nasıl bir sevgi bilmiyorum yani. Dolayısıyla burada yaşamaktan memnun değilim. Amerika'daki yaşam tarzı, insanların hoşgörüsü hoşuma gidiyor. Ama burası benim vatanım. Ben elimden geldiğince çevremdeki insanları düzeltip daha hoşgörülü olmaya, daha saygılı olmaya, karşımızdaki insanın haklarına, özgürlüklerine, kişiliklerine, tenlerine, dillerine saygı duymayı öğretmeye, göstermeye çalışacağım. Türk denildiği zaman Amerika'da bizim Arap olduğumuzu düşünüyorlar. Ve genel kavramlarıyla Arap... larda nasıl bizim kafamızda Arap ne düşünüyorsak, onlar da Türkler için aynı şeyi düşünüyorlar. Bana çok sorular geldi işte, o şeyden, burkadan çıkmış olmak, çarşaftan çıkmış olmak nasıl bir duygu senin için diye. Ben de çarşaftan çıkmak acaba bu bir deyim mi? Hani yataktan uyanmaktan mı bahsediyorlar acaba falan gibi böyle aptalca düşünüp hani mantık aradığım ve onu algılayamadığım zamanlar oldu. Şimdi anlıyorum ne sorduklarını. Film olup olmadığını sordular. Ben de gayet rahat evet dedim. Hani zengin aileler fil kullanıyorlar. Eğer zengin değilseniz eşeklerinizle seyahat ediyorsunuz. Certainly when I told people I was going to marry a Turkish man, I got a lot of reaction from that because I think in general Americans have an idea about the Middle East. They see it as some sort of indistinguishable whole. I don't think they realize the different countries and the different cultures and
the different values of people from that region, because I quite often got the comment about, do they ride camels there? Are you going to live in a tent? You know, how many wives is he allowed to have? Are you the only one? And these sort of questions, and they certainly don't have an idea about how European Istanbul is, and the Turks in general are much more Near Eastern, not Middle Eastern, and their roots are not that similar to Arabic, etc., Arabian traditions. Chris'le benim ailemi karşılaştırdığınız zaman arada dağlar var. Çok farklılar. Hayata bakışları çok farklı, yaşamları çok farklı. Benimle ilk tanıştıkları zaman annesi çok akıllı sorular sorup tamamen kültürümüze, geleneklerimize işte mesela bir yemeğe davet ettiler. Tam ben onlarla tanıştığım zaman Christmas zamanıydı. Yılbaşı ve Noel zamanıydı. O zaman ailesi bana telefon açıp ne yiyorum, ne yemiyorum en ince ayrıntısına kadar sordu. Hani şey demediler, aman canım niye domuz eti yemiyormuş, o da yesin buraya geldi falan gibi bir tavırları olmadı. Hani en büyük şey orada rahat olmak. Ve şu an mesela onlarla konuşuşum, onlarla bir konuyu tartışışım çok farklı. Türkiye'deki benim aile üyelerimle konuyu, aile büyüklerimle o konuyu tartışırım çok farklı. Hani Amerika'da çok daha rahatım. Hani işin gerçeği. Çok şanslıyım. Gerçekten şanssız hikayeler duydum bu konuyla ilgili. Ama Chris'in ailesi benim ikinci ailem oldu Amerika'da. Ama en önemli şey benim için, ben sokağa çıktığım zaman fark ettim ki omuzlarımdan büyük büyük kalkmış. Çünkü ne giymek zorunda olduğumu düşünmüyorum. Otobüste, trende nasıl oturmak zorunda olduğumu düşünmüyorum. Kadın olarak değil, bir insan olarak oradayım. O kadın olmak burada bizi çok sıkıştırmış. Şimdi Çağdaş'ın babası şey dedi, işte Gülser, Çağdaş'ın annesi, Gülser seninle 2 sene kalır dedi. Ben şok oldum yani, nasıl 2 sene bizimle kalacak, işte çocuk doğduğu zaman 2 sene kalacak yani bize yardım etmek için. Ben hayatta olmaz yani, 2 sene kalmaz bizimle, çok saçmalama yani, olmaz yani. Çok fazla insan olmaması etrafında, çok fazla ailenin, yani hiç ailenin olmaması zor bir durum. Yani işte İngilizce'de bir laf vardır, it takes a village to raise a kid diye. Yani o village yok burada. Bir sen varsın, bir de kocam var, işte o kadar. İşte Çağdaş'ın annesi geldi, kayınvalide geldi. Bizimle kalmaya başladı. Bana şey dedi, ben sana bir altın bilezik vermek istiyorum dedi bana. Ben istemiyorum dedim. Yani ben ne yapacağım, altın bilezik de istemiyorum. Yani altın zaten takmıyorum, sevmiyorum. Ama tabii biliyorum yani bir kültür içinde. Yani altın çok değerli bir şey. Yani zaten değerli bir şey. Ama yani bana güzel bir şey yapmak istedi. Yani bir hediye. İşte ilk, bir de ilk torun, bizim oğlumuz ilk, yani hala başka torun olmadı, ilk torun olacak, daha da çok heyecanlı zaten. Ama ben reddettim ve çok büyük bir, yani kavga desem, böyle kavga değil de yani kayınvalide üzüldü tabii, yani kızdı bana. Fındık sezonuydu herhalde, biz Ordulu'yuz. Köye gittik bir kere, evet. Ne beklediğini bilmiyorum tabii, biz köyümüze dönüyoruz, mutluyuz. O zaman herkes oradaydı ve annemin tarafı, köyümüzün annemin tarafı çok sıcakkanlı insanlar. Çok sıcak karşıladılar Gabriel'i ve Gabriel orada çok daha mutlu olduğunu inanıyorum. Baba tarafının köyünden ziyade anne tarafının köyüne gittiğimizde çok daha rahat olduğunu gördüm. Çünkü herkes, köydeki herkes gülümseyerek hoş geldin dedi. I was definitely culture shocked. It was definitely a big step for me. I was scared to death. I was like, what am I going to do? I can't go shopping. I can't do this. And it got really tough for me when I first came back with Tadek and my son, and we stayed with his father the first couple weeks. And his father says something to the effect of, why would you bring me a Zangji? That's the first time I heard Zangji. Why would you bring me a Zangji Galen? That's what, she doesn't speak Turkish. Hiç Türkçe bilmiyor. Nasıl yabancı? Like, why would you bring this black
foreign woman that doesn't speak Turkish to me. Like I'm a gift to him. Sen bal kaymaksın babanın. Bu benim aşkım. Sen bal kaymak. Abi aşkım. Evet, abi aşkım, sen bal kaymak. Sen aşkım. Sen benim aşkım oluyor musun? Oğlum var benim, bak aşkım. Hayır, kaka. Kendi dilini, en önemli kendini ifade etme aracını geride bırakıp tamamen farklı bir dünyaya gelerek var olma çabasına giren kadın, önündeki en büyük engelin dil sorunu olduğunu anlar. Dil konusu öncelikle aşılması gereken bir konu. Büyük problem, ben oraya giderken doğru düzgün İngilizce bilmiyordum. Ha, çok komik olaylar başıma geldi. Ne bileyim, şeye gittim, hırdavatçıya gidip de işte bir tane duvara asacak bir çengel arıyordum havlularımı asmak için. Gittim, meğerse orada işte argoda o çengeli, yani ucuna başka bir şey eklediğiniz zaman meğer hayat kadını oluyormuş. Gidip hırdavatçıdan hayat kadını sordum, iki tane hem de. So learning Turkish, I still have not mastered the U. That U with the two dots, the Üsküdar and Kadıköy. This I cannot get, and it's been very difficult with the U. But other than that, I'm amazed that I have learned Turkish in 6 years. Like, I can speak the way I speak. People are blown away. In that way, it's to my advantage. But going to Germany, I don't speak German, but there's so many Turks there. I speak Turkish to them, and they are just like, oh my God. They stop what they're doing. Where did you learn Turkish? How do you know Turkish? So it has been very helpful when I travel abroad, especially to Germany. I speak Turkish. I ask what I want at certain stores because everyone's Turkish in Germany. So it's helped a lot. It's definitely been an advantage. The little bit that I do know. Sürekli rahatsız ediyorsun. Mesela ufaklık hasta olmuştu. Doktora götürdü. Doktor anlatıyor. İngilizce de biliyor doktor ama anlatıyor. Doktorun anlattığını anlamıyor veya dinlemiyor. Beni arıyor ama ne diyor? Ben böyle anladım, doğru mu anlamışım diye soruyor. Stresleniyor tabii. Açıyor bana bağıra bağıra. Ya ben bunu söylemek istiyorum, bana anlamıyor. Ne gerizekalı insanlar, başlıyor böyle söylemeye. Tabii anlatamamasından kaynaklanan bir stres var. Stresi de bana yansıtıyor. Dolayısıyla aranıyorum yani. Her gün aranıyorum. En az günde 20 defa görüşmemiz var yani. I'm sorry. I should be informed. No, you told me they may come. You were sitting right there. They may come. So that's not... Yeah, you look at that. Okay, I'm sorry. Kardeşim lütfen bunu yapma, arkadaşım bak beyefendi falan diyememek çok büyük bir şey. Böyle vücudunuzu yırtıp aşıp böyle kendinizi ifade etmek istiyorsunuz. Onun haricinde yani hiçbir şey yapamayıp böyle bir plastik torbanın içinde sıkılmış gibi hissediyorsunuz kendinizi. Başka bir isteğiniz var mı? Yok, fasulye ne kadar? 7 lira. Oo. Çok güzel fasulye, taze. Tamam, aman. Yeri çok para. Tamam. Ne kadar? Yeter. Yok, yeter. En azından ilk başta bilmiyorsun, İngilizce konuşuyorsun bilmem ne. Tabii hepimiz İngilizceyi orada öğrendik. Ben orada öğrendim en azından. Mesela aksanın olduğunu fark etmiyorsun İngilizce konuşurken, işte ben konuşuyorum falan diye. Tabii buraya geldiğinde herkes, where are you from? İlk question. Tabii o zaman şey oluyor ya, aa benim aksanım varmış oluyorsun bir şekilde. Sonra anlıyorsun herkesin farklı aksanları var falan. Yani Türk olduğun aslında çok belli. Türk olduğun değil de yabancı olduğun çok belli. Is this a documentary? Yeah, it's part of documentary. Hilal and Seçil are producing that documentary. Beykent Üniversitesi. Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydim. Bir yandan yani bütün her şeyim, bütün kariyerimi bir kenara bırakıp gitmiş oldum. Tiyatro dildi benim için. O zaman dili olmadan bir insan nasıl sahneye çıkar da dille ilgili bir iş yapar diye düşünüyordum. Çok uzun bir süre İngilizceden İngilizce çevirilerle yaşadım orada. Yani Chris olmasaydı mümkün değildi orada yaşamam. Ondan sonra bir gazete ilanı gördüm. Gazete ilanıyla tiyatro audition'ına gittim. Hiçbir şey anlamadım. Bana elime bir kağıt verdiler. O kağıtta ne yazıyordu? Chris'i aradım. Chris, bu ne demek? Nasıl telaffuz ederim? İşte bu ne demek? Bunu nasıl telaffuz ederim? Nasıl bir duyguyla oynamam lazım? Bana telefonda yarım saatte bütün o hani o kağıtta neler yazıyor onları anlattı ve nasıl oynamam gerektiğini söyledi. İçeri girdim. Chris'in söylediği gibi hani o duygularla ve o telaffuzlarla oynadım. Sonra işe aldım. My name, my dearest, thou never spokes to better purpose. Never? Never but once. What?
Have I twice said well? When was it before? I pray thee, tell me. Cram us with praises and make us as fat as ten things. Our praises are our wages. But to the goal. My last good deed was to entreat his stay. What was my first? It has an elder sister, or I mistake you. Ortak dil, yani evin dili, genel olarak İngilizce. Ama eşlerin diğer dili öğrenmeye de özen gösterdikleri bir gerçek. Özellikle çocuklar için. Şimdi ana dili denen bir gerçek var zaten. Yani ben adı üstünde. Ve ben bununla hiçbir zaman didişmedim. O çocuğun annesinin dili olduğu için... Ve anne karnında da zaten o dili daha fazla duyarak büyüdüğü için o ilişki farklıdır. Çocuk annesiyle İngilizce konuşuyor, benimle Türkçe veya İngilizce konuşuyor. Ben hangisi kolayıma geliyorsa o an onu konuşuyorum ama... Hani bir de şey vardır ya, siz burada bir şeyle meşgulken orada birileri konuşuyor. İşte o dili de anlıyor olabilmeniz önemli. İşte lingua franca dediğimiz şey, yani o topluluğun konuştuğu, iletişimi sağlayan dil, ana dili o olmasa da bizde o İngilizce. Kültürel anlamda zaten zorlayan şeylerden biri, belki bir tanesi, yeganesi o dil. Her eş gibi bazen kavga edersiniz, tartışırsınız. İşte kavga ederken İngilizce konuşmak zorunda olmak benim en zorlandığım noktaydı mesela. Ve işte bırakıyordum artık orada Türkçe. Türkçe söylüyorsunuz mesela ne söylemeniz gerekirse. Çünkü o an onun Türkçe çıkması lazım ama geri dönüp tercüme ediyordum. Kavgaya devam edebilelim diye. Evlilikler kendi içinde zorluğu olan iki insanın birbirine uyum göstermesiyle sürdürülen bir toplumsal birliktelik. Çocuklarla büyüyen aile olma kavramı, bu büyümeyle sorumlulukların arttığı bir olgu. We would pick them up last week from summer camp, and one of their, about three or four of their friends gathered around me, and they were looking at me, because they know, oh, that's the American mom. And one of them said, "Niye İngilizce konuşuyorsun?" And I said, "Çünkü yani Amerikalıyım. Niye Türkçe konuşuyorsun?" O dedi, yani çünkü Türküm. And then, you know, the kids were around looking. So there's a high interest in the fact that their mom speaks English and their mom is American. But it didn't seem to be a problem. I think Ali and Umar have handled it well. And I think it's because our approach was, you know, to tell them, you're a little bit different and that's okay. And then if you feel bad, just come talk to us. Where's the one of Pippin licking your feet? There. With me, he just wants to speak English. He hates it when I speak Turkish to him. I do when we're... with Turkish people, just so it's not like we're telling secrets or something. I mean, people feel like you're telling secrets if you change languages in front of them. It makes other people uncomfortable. But I've always spoken English to him. And when we were living together, I mean, his dad was used to speaking English in the house. And he was speaking English to the baby. And I kept telling him, no, speak Turkish, speak Turkish. This is the best way to learn it. I mean, I just know this from my language learning background. I mean, for a bilingual child, this is the best way to do it. The whatever a parent's native language is, you use that language with the child. Günlük hayatımızı oluşturan şeylerin birçoğu aslında dini, politik ve kültürel bakış açımız tarafından belirlenmekte. Arama motorları aracılığıyla evlilik siteleri ayda 90 bin kez aranırken, İslami evlilik siteleri 27 bin kez aranmıştır. Bu istatistikler bile tek başına bize, dini evlilik için önemli bir kriter olarak kabul eden insanların neredeyse toplam nüfusun dörtte birini oluşturduğunu gösteriyor. Bu başarılı evliliklerin düşünce yapısında, erkek ya da kadın, ne kendi sahip olduğu öğretileri ön planda görür, ne de eşi üzerinde bunları bir yaptırım haline getirir. Türk erkeklerinin kendi dinini anlatma, eşini Müslüman yapma hususunda zorlayıcı olmadıkları araştırmalarda gözlemlenmiş. Tabii eşimin Müslüman olup olmayacağını soranlar oluyor. Onlar, soranlar beni ilgilendirmiyor açıkçası. Çünkü...
Hangimiz dinimizi tam anlamıyla yaşıyoruz ki? Başkasının dinini sorgulayacak bir insan olabiliriz. Eşim Hristiyan. Çocuklarımıza Hristiyanlığı öğretiyor. Ben de Müslümanım. Ben de Müslümanlığı öğretiyorum. Hiçbir şey zorlu olmaz. Çocuklara ne öğretirseniz onu öğrenirler ama kendi kararlarını zamanında kendileri verecektir. Dolayısıyla onun kendi dinini öğretmesinde herhangi bir problem görmüyorum. Zaman zaman çocuklarım doğru şeye gelecektir. Yani Türkiye'de yaşadıkları için doğru şeyleri öğreneceklerdir. Tamam Hristiyanlık var ama Müslümanlık da var. Bunun ikisinin gerekleri neler? Neye inanıyorlar? Bunları kendi karar verecek. Mesela geçen akşam oğlum beni aradı. Yataktan çağırdı yani. Ben dedi ağlamaya başladı. Neden ağlıyorsun? Dedim. Tereddütlerim vardı. Ne gibi dedim. Annem dedi böyle böyle diyor. Ben diyor hala diyor bir şeye inanamıyorum diyor. Ne olduğuna inanamıyorum diyor. Ben de kendisine ilk defa orada izah ettim. Dedim annenin inandığı yol burası, benim inandığım yol burası ama sonuçta aynı tepeye çıkıyor. He did ask me, we did sit down one week, a whole week, and we compared the Quran and the Bible. So he definitely pointed out the same things that I've seen in the Bible. He's like, the same thing that you see here, the same things are here. So of course I was like, prove it to me, I want to see it. And so we had a long week, which brought us together really close about comparing the Bible and the Quran and what are the differences and what are the same. Those are the only things that we really, from his culture and my culture, that we compared. There's not really much that I need to explain about it. Like we have our holidays, Christmas, Easter. I definitely go to church when I can and try to teach my children what I know about my religion. And for me, it's not so much Jesus this and Jesus that. I do know Jesus and I do know Christ, but I also have a strong faith that I am protected by the heavens above and positive spirits and positive energy. Those are the things that are really important in my life and doing good and being a good person. This is what I teach my children. It's not so much about Allah or God this and God that. It's about being a good person to me, doing the right thing to me, treating people as you want to be treated. And so those are things that are very important to me. He never stressed anything about my religion. I never stressed anything about his religion. We respect each other's religion because at the end of the day, it's about being a good person and doing the right thing. So those things really don't matter to us too much. But as the boys get older, they are being introduced to Islam and they're also being introduced to Christ. So we'll see as they go older which one they definitely want to be. I was going to church as often as I could. Again, I was young at the time. More in my younger years, we definitely did a lot of church with my grandparents and things like that. So usually not as often as I was like. But in Turkey, yeah, we've gone on Christmas Eve, Christmas Day. We have a church that we know of. I go with my friend Liz also once in a while. So there's definitely places around here that at least I'm glad that there is a place that we can go praise. So that's good. Chris'le oturduk ve konuştuk. Chris şey dedi yani. So? Yani? Evet Müslümansın. Ama ben bunu biliyordum zaten. Evet. İşte ben şey dedim mesela. Hani ben gitsem mesela günde 5 defa dua etsem gerçekten. Hani namaz kılsam gerçekten. Kur'an okusam gerçekten. Hani sen bunlar ne hissedeceksin? Sadece bana bitirdiğin zaman söyle ki hani ben seni rahatsız etmeyeyim sen bitirene kadar dedi. Oturdum ve dua ettim babam için. O zaman Chris şey dedi. Ben dışarı çıkmamı ister misin? Veya ne yapmam lazım? Hani sana bakmamam mı lazım? Hani arkamı mı döneyim? Ne yapayım? O zaman o kadar büyük bir rahatlık, bir huzur geldi ki içime. Gerçekten şeyi gördüm yani Chris veya oradaki insanlar. Siz onları anlattığınız zaman gerçekten sizinle ilişki kuruyorlar. Benim ne Müslüman olmamla ilgisi vardı Chris'le ilişkimin. Ne Türk olmamla ilişkisi vardı. Ben kimsem, Chris ona aşık oldu. Duygu'ya aşık oldu. Müthiş bir güvendi zaten. Friends, all my family, they loved her. They're happy that we got married. They constantly talk about how great she is. So that's, you know, that's awesome. Çocuklarımızın ne dini paylaşması gerektiğini bile hani bir şekilde problem olmadı hiç. Yani oraya gelmedik bile. Herhalde insan yani aynı şeylere değer verdikten sonra bir şekilde o aklın yolu bir derler ya orayı buluyorsun ne kadar farklı olsan da.
evlenirken ve yolunda bir Union Church var. Yani dedi ki hani öyle bir şey de olsun evliliğin içerisinde, bir rahip falan, öyle bir tören de yapalım yabancı arkadaşlarımız için dedi. Yapalım dedik, gittik. Rahip yapmak istemedi. Niye dedik? Çünkü bu evlilikler uzun sürmüyor dedi. Belli bir yargı var orada, ön yargı var tabii. Yani bunu doğrulayacak sayıda mutlaka olaylar, vakalar da vardır. Yani yürümemesi. Hani nasıl yürümeyebileceğini de görüyorsunuz ama ben hala şeyi iddia ediyorum. Yani evlilik kendinizden bir sürü şeyden vazgeçmeyi zaten gerektiriyor. Bence ben bir Türk'le evlensem de vazgeçtiğim şeyler, beni zorlayan vazgeçtiğim noktalar dille ya da onun tabiatıyla ilgili değil. I would have to say for both my husband and I, we are not believers in dogma at all, in any sense. We are spiritual people, definitely, and believe in God, definitely. Believe in religion? I think that it's our personal view on it is that as many different people as there are in the world, there are that many different ways to go to God. And that's basically our philosophy. When I was first, when we first got married and I was applying for Turkish citizenship, it was very interesting because on the form that they have you fill out for citizenship, there are about 40 different religions listed on there. And some of them I would actually hazard to say they're not really religions and maybe they're cults or they're, you know, very marginal groups. I was very surprised at that, and I didn't actually know what to put down. I know that I have heard of people before having a lot of problems if they write agnostic, atheist, etc. So I chose Buddhist, and probably I'm the only person in Turkey who has that on their Turkish identification card. At least I've been told that. Bu aileyi biraz da genişletmek istiyoruz. O zaman en büyük bağlantı o olacak. Evet, evlilik Amerika ile Türkiye arasında güzel bir köprü oldu ama sanırım gerçek böyle güçlü bir bağ, o zincirleri o çocuk kuracak. Very happy here. İpleri sıkın. Give up your rights. Emin, ayağını bas önce. Ayağını bas. Çok güzel. Öbür ayağını bas. Aynen öyle, yürüyormuş gibi. Ne oldu? İpi tut şimdi. Çok ayağını. Güzel. Öbür ayağını öbür tarafa at şimdi. 1, 2, 3. Ayağını aradan öbür tarafa at. Çok güzel. Öbür tarafa at. Aynen yürüyormuş gibi. Çok güzel. Yavaş yavaş. Çık dışarı, çık. Acele etme. Tüm bu zorlukların üstesinden gelen Türk ve Amerikalı kadınlara sorduğumuz soruların yanıtlarında büyük bir sevgi, üstün bir anlayış, yepyeni ortak alışkanlıklar geliştirmenin yattığını hayranlıkla izledik. Aile olmanın kutsallığını sevginin gücüyle birleştirerek, insanın bütün kendi olma öğretisinin üstünde biz olabilmek için gerekli bileşenleri doğru sırayla tercih ettiklerini ve bu ortak düzlemde kendi kimliklerini taşıyarak yepyeni bir anlayışa sarılmaları onların sırrı. Okay, guys. Okay.